e-learning yani sanal eğitim. Dijital platform ve internet siteleri kaynaklarından uzaktan bilgi alışverişi anlamına geliyor. Aslında sanal eğitim yeni çıkan bir olgu değil. Ancak koronavirüs sonrası birçok ülkede yeniden popüler hale geldi. Tıpkı burada Dubai Hill'deki okullarda olduğu gibi. Birçok öğrenci okullara geri dönse de şu anda sınıflarda mesafeli eğitim devri başladı. Sanal eğitim benim açımdan bir değişim demekti. Dürüst olmak gerekirse birçok zorlukla karşılaştım. Öğrencilerimi, okulu ve ders vermeyi özledim. Sınıfa getirdiğim yenilikse teknoloji oldu. Tablet bilgisayarla öğretmeye başlayınca birçok teknik şeyi denemeye başladım. Bu durumun iyi yönleri ve büyük kolaylıkları bulunuyor. Birçok okulda sanal eğitimle derslere devam etmek öğrenci ve velilerin kararına bırakılmış. Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2020-2021 ders sezonunda öğrencilerin sadece %17'si okullara dönerken, geri kalan %83'ü ise uzaktan eğitimi tercih etmiş. Bence sanal eğitimin bir görevi var. Hepimiz bu süreçten bir şeyler öğrendik. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şu, sanal eğitim her derde deva değil. Yakın gelecekteki en iyi şeylerden biri. Ancak bu uygulamadan en iyi şekilde yararlanmamız gerek. Özellikle grup eğitimlerinden en iyi platformları, dersleri seçip bu bilgileri dünya genelinde paylaşmak her şeyi çözecektir. Birçoğumuz okula giderek sınıflarda eğitim aldık. Ancak COVID-19 salgını sonrası bazı öğrenciler sınıfta dahi olsa mesafeli eğitim yapıyor ve birçok öğrenci ise evlerden sanal eğitimle derslerine devam ediyor. Peki ama şimdi ne olacak? Artık dersler daha ziyade sanal eğitimle mi yapılacak, yoksa öğrenciler okullarda yüz yüze eğitime devam mı edecek? Bazı kurumlarda hem sınıflarda eğitim hem de sanal eğitim bir arada veriliyor. Bu sayede öğrenciler ve öğretmenler yeni teknolojiler öğrenirken kendilerini geleceğe hazırlama şansı yakalıyor. Dünya genelinde salgın başlamadan çok daha önce ben ve ekibim eğitimi sınıflardan çıkarıp internete taşımanın yeterli olmadığını, müfredat, pedagoji, eğitim yöntemleri, ders içeriği ve aktivitelerin de geliştirilmesi gerektiğini savunuyorduk. Şu anda Av Akademi'de üzerinde çalıştığımız şey de bu. Biz eğitimi sadece teknik yönden geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı müfredat ve ders yöntemleri bulmaya çalışıyoruz. Sanal eğitim salgın döneminde güvenlik gerekçesiyle başladı. Ancak birçok eğitmen okula gitmemenin çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyor. Bence sanal eğitimin en güzel yanı ev konforunda öğrenmeye devam etmek. Arkadaşlarımı çok özledim. Sanırım öğrencilerin çoğu pandemi dönemi sonrası ne zaman okul arkadaşlarıyla bir araya geleceğini düşünüyor. Mart ayında sanal eğitime başladığımızda aslında bu durum çok da hoşuma gitmedi. Eylül ayında okula döndüğümde tüm arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi tekrar gördüm. Sanırım hepimiz birbirimizi görmeyi özlemiştik. Bence sanal eğitim çok güzel. Daha stresli. Teknolojideki ilerleme sayesinde uzaktan yapılan sanal eğitim ticari açıdan bir iş fikrine döndü. Salgın dolayısıyla sanal eğitim şu andaki tek çözüm yöntemi gibi gözüküyor. Farklı ölçülerde uygulanabilir erişim alanı var ve maliyeti oldukça uygun. Üniversiteler daha önceden de sanal eğitim yapıyordu. Ancak COVID-19 sonrası bu uygulamaya talep oldukça arttı. Karantina döneminde uzaktan ders alan birçok kişi tanıyorum. Bunu ben de istedim. Sanırım son birkaç aylık dönemde sağlıklı olmakla alakalı oldukça kafa yordum. Bu süre zarfında sağlıklı ve mutlu olmanın her şeyin başında geldiğini öğrendim. Sanal eğitim birçok yetişkin ve gence kariyerleri açısından yeni vasıflar kazandırabilir. Öyle görünüyor ki uzaktan eğitim ve geleneksel eğitimin harmanı yakın gelecekte Dubai'de ve diğer bölgelerde uygulanmaya devam edecek. 10 yıllar sürecek değişim sadece birkaç hafta içerisinde oldu ve şu anda 500 milyon öğrenci sanal eğitimle ders yapıyor. Sanal eğitim ve teknoloji muhteşem. Ancak insanlar arası ilişkinin yerini tutmuyor. Daha fazla öğrendikçe insanlar arası etkileşimin önemini daha iyi anlıyoruz. Anlayışlı olma, sevgi, şefkat ve güven açısından birbirimizle daha iyi ilişkilere sahip olmalıyız. Dubai'de uzun yıllardır sanal eğitime yatırım yapılıyordu ancak bu alandaki asıl dönüşüm salgın sebebiyle gerçekleşti. Açıkça görülüyor ki yeni dünya düzeninde öğrencilerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin karşısına çok daha büyük zorluklar ve yenilikler çıkacak.